Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda malumunuz üzere 10. sözdeyiz. 10. sözün diğer bir adı da Haşir Risalesi. Ölümden sonra tekrar diriliş hakikatini bu sözden ders alıyoruz. Elbette öncelikle Kur'an'dan ve sünnetten ders alıyoruz. Mürşidimiz de Kur'an'dan ve sünnetten aldığı dersleri bir kolaylık olsun diye bu zamanın evlatlarına, çocuklarına, talebelerine arz ediyor. Yani bizim yolumuzu kolaylaştırıyor. Kur'an ve sünnet semasına çıkarken ayaklarımıza bir kolaylık oluyor, bir merdiven oluyor, bir yürüyen zemin oluyor tabiri caizse. Daha az yorularak, daha az zahmet çekerek belki gidemeyeceğimiz yerlere bile ulaşabiliyoruz bu sayede. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi olarak elbette. El-Hadi isminin sahibi odur. Pekala, Haşir Risalesi'nde neredeyiz? Haşir Risalesi'nde artık hakikatler bahsinin kapısındayız. Ne mutlu bize. Birinci hakikatten Bismillah deyip gireceğiz inşallah hakikatler bahsine. Ama ondan önce hep yaptığımız gibi, yapmamız da lazım olduğu gibi, Risale'nin başına bir dönelim. Hangi güzel adımlarla bu Risale'ye başladığımızı bir tahattür edelim. Ki o güzel adımlar elbette Kur'an'ın semasından inmiş olan yıldızlar. Bismillahirrahmanirrahim bizim ilk ayetimiz. Bu ayet hem kainat ayetlerini hem Kur'an ayetlerini hem de Cenab-ı Hakk'a işaret olarak okuduğumuz ne varsa, marifet devşirdiğimiz her ne varsa hepsini anlamamızı sağlayan ilk ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya neden böyledir? İçindeki manalardan dolayı böyledir. Bizi onlardan haberdar ettiği için böyledir. Yani Bismillahirrahmanirrahim bizi nelerden haberdar ediyor? 14. Leman'ın 2. makamında okuduğumuz şeyleri hatırlayalım. 1. Bizi Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinden haberdar ediyor. 2. Rahmaniyetinden haberdar ediyor. 3. Rahimiyetinden haberdar ediyor. Elbette bunun altında Bismillahirrahmanirrahim'de mündemiz çok manalar var. Fakat daha bunlardan haberdar ettiğinde bile biz şunu öğreniyoruz. Ha, Cenab-ı Hak hem Rahman hem Rahim. Yani bağışlamak istiyor, ikram etmek istiyor, sevindirmek istiyor gibi gibi. Bunun altında çok böyle gönlümüze şenlik manalar var. Zaten o bahiste de gördük. Cenab-ı Hak gizli bir hazineyim, bilinmek istedim dedi hadisi kutsi'de. Neden böyle söyledi? Çünkü rahmeti onun kemalinin la teşbih ve la temsil bir parçası gibi yani. Onunla Cenab-ı Hakk'ın şan-ı rububiyeti tamam oluyor. Yani Allah'ımız, bizim güzel Rabbimiz haşa sümme haşa. Zaten ilahlığın şanı öyledir. İlgisiz bir Rab değil. İlgisiz, zaten rububiyet ilgisizlikle olmaz da, ilgisiz bir ilah değil diyelim. O Yunan tanrıları gibi veya Hitit tanrıları gibi veya başka başka böyle ilah tasavvurları gibi, kusurlu ilah tasavvurları gibi şuna karışıyor, buna karışamıyor, şuna ikram ediyor, buna ikram ediyor değil. Hiçbir nokta onun rahmetinden azade kalamıyor. İnce ince, birey birey, kişi kişi, şahıs şahıs söyleyemedim onu. Oradaki bakışlarını da, dokunuşlarını da, kuşatışlarını da rahimiyeti ifade ediyor. Yani Rahman daha geniş bir pencere, rahimiyet onun içinde daha özel bir pencere olarak bize bildiriliyor ve bu vahyin bize gelmesi de işte Cenab-ı Hakk'ın bir rahimiyet tecellisi. Yani insanoğlu neden varlık içinde böyle ayrıca vahye muhatap kılınmış, peygamberlere muhatap kılınmış aleyhisselam? Neden işte sünnet gibi bir rehberleri var, bir deniz fenerleri var, bir kutup yıldızları var? İşte yine Bismillahirrahmanirrahim'in içindeki o mana. Çünkü Allah sadece Allah değil, Rahman ve Rahim. Evet, bu manalarda bize büyük hakikatlerin kapısını açıyor. Böylece biz Cenab-ı Hakk'ın
işte az önce de söyledik, ilgisiz bir ilah olmadığını, o deistlerin dediği gibi veya Aristoculuğun uydurduğu gibi diyelim, saat gibi kurmuş kainatı, daha hiçbir şeyine karışmıyor, kainat kendi kendine işliyor. Hayır, öyle bir kainatla muhatap değiliz. Rahmaniyetin ve rahimiyetin her an tecelli ettiği bir kainatla muhatapız. Zaten Allah'lık da böyle olur. Yani yarattım bıraktım değil, her an başka bir şeye muhtaç olmayacak şekilde, başkalarına yalvarmasına, başka ilah tasavvurlarına gitmeyecek şekilde, başkasına ibadet edemeyecek şekilde bütün kuşatışların Allah'ta olmasını gerektirir. Ki İslam'ın inandığı Allah, işte o tevhid içindeki mana, bunlarla bütündür, bunlarla beraberdir. Elhamdülillah. İkinci ayetimizde Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu ayetin kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım bu kısa meali. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. İşte bu ayetin şablonu içinde yolculuk ediyoruz haftalardır. Evet, haftalar olmuştur çünkü epeydir ders yapıyoruz Haşr Risalesini. Bugün de işte 82. sayfada başlayan yolculuğumuzda 100. 101. sayfadayız. Hakikatler bahsine gelmeden evvel o bahse dair izahatta bulunurken demiştim ki, belki suretlerde konuştuk bunu. Bediüzzaman Hazretleri buradaki ayeti bir şablon olarak kullanıp oradaki isimleri değiştirip başka başka isimler de koyacak ve o isimlerin her birisini bir hakikat olarak, haşre işaret eden delil olarak bize zikredecek dedim. Bakınız burada geldik o artık o kısma. Gerçi suretlerde de işaretlerde de ona böyle hafiften dokunduk ama asıl o işin yapıldığı yere geldik. Burada düşünün, işte bak şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bahsinin başka isimlerle tekrar formülize edilmesi var burada. Yani burada Allah'ın rahmet eserleri diyor. Burada başka bir şey olacak. Rahmet eserleri değil, başka bir ismin eserleri olarak bakacağız. Ve sonunda da o her şeye hakkıyla kadirdir demeyeceğiz de mesela. Başka bir isme gideceğiz. Fakat her şekilde yine haşre o bağlamda çıkış olduğunu, yani haşirsiz o hakikatlerin vücut bulmasının mümkün olmadığını göreceğiz ki mesela işte birinci hakikatin ilk cümlesi, ki hakikatler hep bu cümleyle başlayacak. Dikkatinizi çekecek bu durum. Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Şimdi bu ilk cümle neden ayrıca söyleniyor ve sonra izahata başlanıyor? İşte bu cümle aslında bize şunu söylüyor. Ayetin formülünün, şablonunun, metodunun uygulamasını bir de şu bahisten yapacağız. Bu isimlerle yapacağız. Mesela burada ne diyor? Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Demek ki burada ne koyacağız oraya? Tekrar oraya bakalım. Burada diyeceğiz ki mesela, şimdi bak Allah'ın rububiyet eserlerine yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir demeyeceğiz de, o her şeyi saltanatıyla yönetir diyeceğiz belki. Ya da onun saltanatı her şeyi kuşatır diyeceğiz belki. Ama yine formülizasyon o ayetin bize verdiği bakış açısı içinde olacak. Bu bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Onu ihtar ediyor bize. İkinci hakikatte de mesela diyor ki bab-ı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Bu da yine aynı şekilde o formülün içine girecek. Mesela üçüncü hakikatte ne demiş, ona da bir bakalım. Bab-ı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir.
Bu da diyor ki bu formülde, yani ayetin formülünde bu sefer de bu isimleri kullanacağız. Üstadın bu babı hikmet ve adalet olup ismi hakim vadilin cilvesidir demesi boşuna değil. Zaten genelde de Risale-i Nur basımlarında o cümleler ayrıca italik yapılıyor dikkat çekmek için. Doğru bir tavırla. Burada da söz basım külliyatta yapılmış zaten. Pekala, girizgahımızı yaptık. Şöyle bir girişimizi hatırladık. Biz hangi bahisle başlamıştık, hangi ayetlerle başlamıştık, onu böyle bir tahattür ettik. O zaman birinci hakikati okuyalım, konuşalım. Vaktimiz yeterse ikinci hakikati inşallah geçmeye çalışacağız. Tevfik, hidayet, inayet Allah'tan. Birinci hakikat. Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şeyh-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet bahusus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlarla icat etsin, onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı red ve tahkirle mukabele eden ehli dalalete mücazaat etmesin. Bir daha okuyorum. Hiç mümkün müdür ki şen-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet bahusus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlarla icat etsin, onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı red ve tahkirle mukabele eden ehli dalalete mücazaat etmesin. Bakınız nasıl? Aynı ayetin şeyi, içeriği burada örüldü. Ama bahar olmadı, ne oldu? Kainatın bizzat kendisi oldu burada. Bahar yerine kainat kondu mesela. Bir daha bakalım. Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki. Ne demek bab-ı rububiyet ve saltanat? Rububiyetin kapısı, rububiyet ve saltanatın kapısı. Bu ne anlatıyor bize? Yani girdiğimiz yer orası olacak hakikate bu sefer. Ayetteki neydi? Rahmet ve kudret kapısıydı. Ayet bize onu öğretti. Bir tane numunesini ders verdi. Bunu size gösterdi. Bundan sonrasını kendiniz yapın dedi tabiri caizse bize. Ayet-i Kerime, yani ilk kıvılcımı yaktı, metodu öğretti. Tıpkı bir öğretmen gibi, işte ilk bir tane soruyu çözer öğretmen mesela. Bakın bu soru böyle çözülür, bundan sonra böyle soru çıkarsa bu şekilde çözün der ya mesela öğretmenler. Onun gibi Kur'an da bize öğretti. Yani bakın bir şeye bakarken nasıl bakacaksınız, oradan haşre nasıl delil çıkaracaksınız. Formül bu, bu şekilde. Bunu artık siz geliştirin, üstünde durun, çalışmaya devam edin diye ayet bize bir işaret yaktı, işaret fişeği attı. Ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri de onun altında şu an çalışıyor, tefekkür ediyor. Biz de elhamdülillah onun sayesinde bu perspektifleri öğreniyoruz. Diyor ki, burada da bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Bu defa da diyor rububiyet ve saltanat kapısından gireceğiz, onları bir şablon olarak, bu hakikate bir bakış açısı olarak isimlerin yerine koyulan yeni isimler olarak kullanacağız. Ve bize ne gösterecek? İsmi Rabbin cilvesi. Orada Rab isminin yansımasından bize haşrı gösterecek. Yani onun gölgesinde bir seyahat edeceğiz burada. Onu söylüyor. Formülün içeriğini söylüyor. Rububiyet ne demek? Rububiyet Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği. Yarattıklarını maksatlarına giderken ihtiyaçlarını karşılaması. Mesela bizim bir rızkımız var. Güneşin rızkı yok mu? Güneşin de rızkı var. Güneş de ne yapıyor? İşte hidrojen yakıyor, helyum mu yapıyor? Helyum yakıyor, hidrojen mi yapıyor? Artık bir şey yapıyor yani orada, bir füzyon mu, fisyon mu, böyle bir şey oluyor yani. Onun da bir rızkı var. Onun da o şekilde ışık vermeye devam etmesi kendi rızkını tüketebilmesiyle mümkün. Veya bitkilerin rızkı ne? Güneş ışığı veya topraktan aldıkları mineral. İnsanoğlu daha değişik, ağzından alıyor. Melekler mesela tesbihat, güzel kokular gibi gibi şeyler mesela meleklerin de rızkıymış. Cinlerin rızkı kendine göre, iblislerin rızkı kendine göre vesaire. Daha bilmediğiniz nice canlılar var ki onların da rızkı kendilerine göre. Ama bu rızk hakikati neyi gösteriyor? Bir şey yaratıldıysa
onun varlığından murad olunan amaçları yerine getirirken ihtiyaçlarını da karşılanması lazım. Çünkü hiçbir canlı veya hiçbir varlık var olduğu zaman Allah'la ilişkisini kesemiyor. Bakınız bu çok önemli. Hiçbir şey sadece var olmakla bir müstakillik kazanamıyor. Biz aslında her an yeniden var edilmeye muhtacız. Bizim varlığımız arizi olduğu için o ariziliğin devam ettirilmesiyle devam edebiliyoruz. Yoksa müstakil, kendi varlığımızı, kendi kendimize kendi varlığımızı yaratabilir durumda değiliz ki. İşte bunun bir tezahürünü rızıkla görüyoruz. Cenab-ı Hak rızkımızı veriyor, onunla o sayede bedenimizin varlığı devam ediyor. Daha bizim bilmediğimiz belki çok rızıklarımız var. İçimize akan, ruhumuza akan, kalbimize akan, gözümüze akan, kulağımıza akan sesler, kulağın rızkı, ışık, manzara, gözün rızkı, işte özgürlük, ruhun rızkı gibi gibi çok rızıklar var. Ve onların verilmesiyle o şey varlık amacını devam ettirebiliyor. En azından yani o potansiyel işlemeyi sürdürüyor. Kesildiğinde onun da vazifesi bitmiş oluyor. İsmi kayyumun da gereği bu aslında. Yani ismi kayyum ne demek? Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç olmadan devam eder ve her şeyi devam ettiricisi de odur. Yani ona dayanır her şey. Onun var etmesiyle var olmaya devam ederler. Tıpkı bu şey gibidir işte. Bir sinema perdesine makineden, film makinesinden görüntünün yansıması gibidir. Evet, orada bir varlık görüyoruz ama aslında o varlık çok arizi. Makinenin önüne birisi geçerse veya makine bir an kapansa o varlık gitti. Ama makine durmadığı için orada sabit bir varlık varmış gibi, oradaki olaylar cereyan ediyormuş gibi geliyor. Bizim de burada varlığımız aslında la teşbih ve la temsil, yani o makinedeki yansımanın varlığı gibi. Oradayız, varız ama bu varlık çok böyle arizi, yok olmaya müheyya. Nasıl var oluyor? Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle. Her an onunla. Ve bir an elini çekse kainattan Cenab-ı Hak, kainat kaosa gider, hiçliğe gider yani. Evet, bab-ı rububiyet, rububiyeti terbiye ediciliği, Cenab-ı Hakk'ın işte ihtiyaçlarını karşılaması, bu ihtiyacın içinde güvenlik ihtiyacı da var, menfaat ihtiyacı da var, yani kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ekseninde konuşuyorum. Güvenlik ihtiyacı kuvve-i gadabiyeye bakıyor. Menfaatlerin karşılanması kuvve-i şeheviyeye bakıyor. Kar zarar ayrımında mihenklerin elde edilmesi kuvve-i akliyeye bakıyor mesela. Aklın da kendine göre rızkı var. Düşünebilecek şeyler de aklın rızkı. Söz gelimi insan neden bulmaca çözüyor? Aklı meşgul etmek için. Eğer aklı rızık istiyor, yani bir şeyle uğraşmazsa, meşgul olmazsa o adamı rahatsız ediyor belli ki. Adam ne yapıyor? Ya bir bulmaca çözeyim diyor, kafam dağılsın. Aslında bak, o da rızk istiyor. Bir kar zarar ayrımı, bir doğru yanlış ayrımı, bunu yapmak istiyor. Asıl yapması gereken şey dünyadaki kar zararı anlamak, ibadetteki menfaati, günahtaki zararı anlamak. Ama böyle şeylerle de arada işte meyve kabilinden, tatlı kabilinden rızıklanabiliyor. Efendim, saltanatta Cenab-ı Hakk'ın yönetimi. Saltanat kelimesi burada nasıl verilmiş? Egemenlik, hakimiyet, sultanlık. Şimdi neden rububiyetle saltanat beraber anıldı? Burada saltanat kudrete denk gelecek. Ayet-i kerimenin meal ekseninde düşünürsek, o her şeye hakkıyla kadirdir diyordu ya mealde. Hatırlayalım ayet-i kerimenin manasının bir veçhi olarak, mealcinin anladığı olarak. Şöyle böyle ayet-i kerimeye baktıran bir perspektif olarak burada da diyeceğiz ki o her şeye hakkıyla sultandır. O her şeye hakkıyla yönetir. Ona geleceğiz. Nasıl geleceğiz? Kainat üzerinden geleceğiz. Çünkü kainat bize bunu söylüyor zaten. Yani kainatın üzerindeki muvaffakiyet, başarı, düzen, ne diyelim, ölçülülük, adalet, başka şeyler, mühendislikler, ne diyelim yani, ona dair her şey, o bilimlerin bize anlattığı
ne varsa matematiksel veya edebiyatın, resmin, şunun, bunun bize anlattığı ne varsa estetiksel, öyle diyelim, o kelimeleri kullanalım. Onların hepsi saltanat manası içinde mündemiş. Çünkü zaten bir sultanlık olmasa bu düzen olmaz. Yani güzelliğin hemen arkası bir düzendir. Karışıklıktan güzellik çıkmaz. Zahiren karışık gözükse bile onun içinde bir düzen vardır. O düzeni sezmiştir göz veya ruh veya kalp, ona güzel der. Ha, onu ilk bakışta belki matematiksel ifade edemez. Bir tane yüz görüyorsun, yani ne kadar bir güzel yüzü var diyorsun. E şimdi cetvelle mi ölçtün? Yok, ölçmedin, öyle bir şeyin yok. Bakmadın yani, ha bak şu göz 3 santimmiş, bu 5 santimmiş falan filan, böyle işte dudağı burnu şöyleymiş falan ölçmedin ama ne güzel yüz diyorsun. E bilim dünyası sana diyor ki bak diyor, işte şuranın arasındaki mesafeyle buranın arasındaki mesafenin bir oranı var, şuranın burayla oranı var, şunun şunun böl benim ne, yani burayı ölçüyor, işte onun arasındaki mesafe, işte burnun bilmem kaçta kaçı, insanın boyuyla ayak tabanının genişliği bilmem ne. Yani bir matematik ortaya koyuyor ve bu matematikle sen derk ediyorsun ki ya bunun arkası mühendislikmiş diyorsun ya. Ben güzel dedim ama bu güzelliğin arkası tasarımmış. Tasarım diyoruz. Aslında takdir dememiz lazım. Doğrusu takdir, Cenab-ı Hak takdir eder. Tasarım eksik kalıyor biraz. Ama fehmimize yaklaştığı için, yaklaştırdığı için söylüyoruz. Onların hiçbirisinde sıradanlık yok, yani gelişi güzellik yok. Gelişi güzellik sandığımız şey bizim kuşatamadığımız şey. Tesadüf diyoruz. Tesadüf var mı kainatta? Aslında yok. Ama hikmetini biz bilmiyoruz. Tesadüf demekle ifade ettiğimiz şey, hikmetini ben bilmiyorum, şu an göremiyorum, keşfedemiyorum demek. Bu bizim sınırlılığımızı anlatan bir ifade yani. Yoksa eskiler ne güzel kullanıyorlar. Hasbel kader diye mesela söylüyoruz şimdi. Aslı şey hesabel kader. Kaderin bir hesabıyla. Değil mi? Ne güzel bir ifade. Çünkü var onda da bir ölçüllük. Boşuna olmadı. Mutlaka bir düzene bağlı olarak oldu. Ki oldu yani. Olabilmesi için zaten bu düzenin içinde olması lazımdı. Onu ifade ederken bunu kullanıyoruz. Evet, ismi Rabbin cilvesi olacak bu. Yani burada o saltanatın içinde Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, Rabliğini öğreneceğiz. Çünkü saltanat terbiye olmadan olmaz. Saltanat terbiye olmadan olmaz. Biz bir devletin veya hükümetin veya kişinin, liderin muktedirliğini nasıl anlıyoruz? Sözünden çıkılmamasıyla, yasasından çıkılmamasıyla, müeyyidesinden kaçılamamasıyla, mükafatından sakınılamamasıyla diyelim. Bunlarla anlıyoruz. Mesela diyelim, yasa dışı bir şey yaptınız, tak polis kapınıza geldi, hemen tutuklandınız, işlemler oldu falan filan. Dersiniz ki ya hani ne kadar şey bir devlet, hakim bir devlet, ne kadar saltanatı kuvvetli bir devlet, neden? Hemen terbiye etmeye geldi. Veya baksanız yollara, işte yaşanılan yerlere, ortak mekanlara, hiç kimse yasaları incitemeden, birbirinin hukukuna zarar vermeden yaşıyorsa, dikkat ediyorsa azami bir şekilde, yere çöp bile atılmıyorsa mesela, tükürülmüyorsa bile, dersiniz ki ya nasıl bir düzen var, hani adamlar helal olsun bak bunu bile yapamıyorlar. Yani sahada biz saltanatın gücünü sahada terbiyeden anlıyoruz. Yoksa iki ordu birbiriyle savaşmış, işte gittik gördük ki Türkiye ile bilmem kim savaşmış, Türkiye onu hacamat etmiş, ha bizim devletimizin saltanatı çok güçlü, oradan çıkarmıyoruz ki, biz sahaya bakıyoruz. Kendi küçük dairemizde görüyoruz olayı önce. Bizim küçük dairemizde nasıl tecelli ediyor? Terbiyeyle, nizamla, düzenle, her şeyin tıkır tıkır işlemesiyle. Elbette bu tıkır tıkır işleme terbiyeyle olur. İnsan çocuğunu iyi terbiye ederse bunu nereden anlar? Çocuğun nizamiliğiyle anlar, düzeniyle anlar, ahlakıyla anlar, yasalara uyuşuyla anlar. Ama edememişse bunu da sergerdanlıkla anlar. Ne diyelim? Serserilikle anlar. Yani başıboşlukla, malaniyatla anlar. Yani o çocuğun nizama uymayışıyla anlar. Terbiyenin yansıması düzenli olur. Evet,
Kapımız bu. Bab yani kapı. Rububiyet ve saltanat kapısı ismi Rabbin cilvesi. Hiç mümkün müdür ki? Şehni rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet. Rububiyetin şehni yani rububiyetin işleri veya şöyle diyelim rububiyetin şanı. Hani deriz ya Sivaslılığın şanı bunu mu gerektirir veya ev sahipliğinin şanı bu mudur? Veya ağalığın şanı bu mudur? Diyelim yakışmayan bir şey yaptı birisi. Diyelim bir abi kardeşine yakışmayan bir şey yaptı. Abiliğe yakışmayan bir şey yaptı. Abiliğin şanı böyle mi gerektir? Eski filmlerde falan böyle bir de cümleler kurarlar ya böyle Kuruluş Osman'da falan da var. Böyle mi gerektir? Böyle mi yapılır? Yani orada diyor ki bu işin bir ahlakı var, bir namusu var, bir kalıbı var, bir düzeni var. Sen o düzene yakışan bir şey yapmadın. Şanına uygun yapmadın. İşte o şehni rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini şehni, rububiyetini şanına ve saltanat-ı uluhiyet, ilahlığın yönetim gücüne, sultasına, saltanatına, bahusus böyle bir kainatı. Kainat, künün şeyi, aynı kökten geliyorlar. Olanlar, yani kün, ol der, hani kün fe kün, Allah ol der, olu verir. Kainat da o künün çoğulu. Oldurulanlar, ol denmişler gibi düşünelim. Böyle bir kainatı kemalatını göstermek için, kemalatını yani mükemmelliğini, nasıl anlatırım, olgunluğunu, işte bu kelimeler yetmiyor ama gücümüz yettiğince onlara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Kemalat bir şeyin olgunluğu, zirvesi. Cenab-ı Hakk'ın kemalatı nihayetsizdir. Bir yer var oradan yukarı çıkılmaz falan biz kendimiz oraya yetişemeyiz ki tayin edelim. Ama onu anlamamız lazım. Öyle bir tasavvur olarak Cenab-ı Hakk'ın olgunluğunu biz bu şekilde okuyoruz diye. Kemalatını göstermek için gayet âli gayeler. Kemalat burada ne diye verilmiş ya? Bakın onu da okuyayım size. Mükemmellikler, kusursuzluklar, üstünlükler. Evet. Böyle bir kainatı, kemalatını göstermek için gayet âli gayeler, gayet yüce amaçlar, gayeler ve yüksek maksatlar, anladınız bunları, icat etsin, yoktan yaratsın. Onun gayat yani çoğulu gayeleri ve makasıt yine çoğul. Onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı red ve tahkirle yani hakaret ederek mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. Biz bu bahsi suretlerde de konuştuk. Burada artık hakikat olarak konuşuyoruz. Temsil içinde değil, temsil dışında konuşuyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın böyle yüce bir saltanatı var. Bunu derk ettik, anladık. Kainattaki düzene baktık, çözdük ki hani bu kadar yasa var. Bu yasalardan gram şaşmayan mahlukat var. Bunlar bugün yarın değil, milyonlarca, milyarlarca yıldır aynı yasalarla çalışıyorlar, işliyorlar. Dünyanın, evrenin en uzak köşesinden tutun, bize en yakın yerine kadar aynı yasaların hükmü devam ediyor. İşte kütle çekim yasasıdır, bilmem ne yasasıdır, bilmem şudur budur. Hepsi devam ediyor ve kainat bu matematiksel düzenin dışına çıkamıyor. Her şeyin matematiği var. Bir şekilde matematiği var. Ölçüyoruz, formüle döküyoruz. Bugün çözemezsek yarın çözüyoruz. Kara deliklerin bile matematiği var. Bilim adamları uğraşıyor mesela onunla. Diyelim şeye en yakın şey diyelim hiçliğe. Kara deliğe öyle denir mi bilmiyorum ama. Hiçliğe en yakın şey diyelim işte gezegenleri bile yutuyor, yok ediyor. Nereye gittiğini bilemiyor bilim adamları. Artık ışık mı oluyor, ne oluyor, başka bir yere mi aktarılıyor bilemiyoruz. Onlar kapılar mı, öğütücüler mi, neler onlar, kainatın çöp tenekeleri mi bilemiyoruz ama orada bile bir matematik var. Bugün çözemedik, yarın parça parça, kısım kısım ilerliyoruz, çözeceğiz diye umuyoruz yani. Alametleriyle, işaretleriyle bilim adamları bir yol almaya çalışıyor. Şimdi böyle bir saltanat, Allah bu kainatta bu saltanatı gösteriyor. Bakınız ayette bahar diyordu. O baharı burada Üstad Hazretleri kainatın yüzüne yaydı. Baharda görüleni. Baharda da büyük bir saltanat görüyoruz. Binlerce işte yüz binlerce milyonlarca tür aynı anda karışmadan, karıştırılmadan
kendisine göre kuşanarak, lezzetini kuşanarak, meyvesini kuşanarak, yaprağını kuşanarak, güzelliğini kuşanarak, silahını kuşanarak, ne lazım sonra onu kuşanarak varlığa çıkıyor. Nasıl bir organizasyon bu? O organizasyonun arkasında nasıl bir saltanat gözüküyor? Hey yavrum hey. Ama işte onu sadece baharda bırakmayalım. Ayetin bize verdiği o balı dilimize değdirdik ya, o dille gezmeye devam edelim. O tatla ilerlemeye devam edelim. Üstadım bize burada öğrettiği o, işte bahardan çıktık, kainata yayıldık, kainattaki saltanat tecellisini gördük. Muhteşem bir yönetim var. Bu yönetim gösteriyor ki özel sahada da terbiye edicilik var. Daha bizim küçük algıladığımız sahada. Yani biz o saltanatın gücünü neyle anlıyoruz? Sahadaki rububiyet tecellileriyle anlıyoruz. Uluhiyeti rububiyetle anlıyoruz. Uluhiyeti anlamamız için bizim tabiri caizse bütün varlığın ötesine çıkıp oradan Cenab-ı Hak'la muhatap olmamız lazım ki ancak onun uluhiyetini hakkıyla derk edelim. Çünkü uluhiyet kuşatıcıdır. Yani her şey içine dahildir. Varlığın her şeyi içine dahildir o uluhiyetin yönetiminin içine. O azami daireyi biz elbette çapımız kaldırmadığı için anlayamıyoruz. Kenarından köşesinden varlığını biliyoruz. Cenab-ı Hak vahiyle bildirdiği için, peygamberleriyle bildirdiği için aleyhisselam biliyoruz. Ama onun dışında sahada o uluhiyetin varlığına delil olarak rububiyeti görüyoruz. En küçük canlının bile rızkı veriliyor. En küçük canlının bile ihtiyaçları karşılanıyor. En küçük bir canlının bile işleyişi düzen içinde. O onunla sınırlanmış, bu bununla duvarlanmış. O onunla kontrol ediliyor, bu bununla sabitlenmiş falan. Muhteşem bir düzen. Şimdi biz o küçük dairede bunu görmekle saltanatı bildik. O zaman şöyle bir soru geldi bize. Ya böyle muazzam bir saltanat, bizim sınırlayamadığımız o muhteşem saltanat, kuşatamadığımız o muhteşem saltanat, bu dar alanda başardığı bu büyük mucizelerle, tabiri caizse sonsuzluğunu gösteren bir saltanat, rububiyetiyle ne diyelim en ince detaylara bile nüfuz ettiğini, rahimiyetinin şeyi olarak en ince detayların bile ondan kaçamadığını, atomu, atomun altı, daha da altında ne varsa hepsinin bir kontrol içinde olduğu bu kainat ve onun sahibi olan Rab ve saltanat sahibi ilah nasıl olur da bu kainatla, bu faniyatla yetinir? Ve ikinci bir şey, nasıl olur da varlığa yüklediği o kadar gaye, amaç varken buna, bu gaye ve amaçlara iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasını red ve tahkirle mukabele eden ehli dalalete mücazaat etmesin. Biz mesela gündelik yaşamda nasıl şey yapıyoruz? Ulan diyoruz nasıl devlet ya, adam burada adam kestiler, kimse gelip müdahale etmedi diyoruz. Polis molis gelmedi. Veya işte şurada kahvehaneyi taradılar. Ulan hiç düzen kalmadı bu memlekette falan diyoruz mesela. Çok şükür şu an öyle değiliz de bir zamanlar mesela Türkiye çok karışıktı. 90'larda falan ortalık bayağı kötüydü. 80'lerde mesela PKK terörü coşmuşken de çok kötüydü. Şimdi o zamanlar ne diyorduk? Ya devlet yok mu arkadaş, nasıl oluyor bu kadar? Otobüsün önünü kesiyorlar, tarıyorlar. Veya işte adamı sokağın ortasında vuruyorlar. Nasıl oluyor, burada devlet yok mu falan kızıyorduk. Bu ne demekti bizim için? Yani nizam var, konulmuş, ona uymayanlar var. Bu uymayanlara ceza verilmiyorsa bu devlet işlemiyor demektir. Bak, çok güzel bir çıkarım bu aslında. Yapacağımız şey o çıkarımı alıp kainata götürmek. Bir nizam var. Kanun var, cezası da var bunun. Eğer uygulanamıyorsa devletin gücü yok demektir. Ama kainat için bunu söyleyebilir. Yani sahada devlet böyle olabilir hakikaten. Devletin acize düştüğü zamanlar olabilir. Kafasının karıştığı zamanlar olabilir. Devlet nihayetinde insanlardan mürekkep bir şey. Ama kainata bakıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bütün detaylarda, bütün kapsamlı alanlardaki takdirini görüyoruz, tayinini görüyoruz, tasarrufatını görüyoruz. Ya bu kudret acize düşmez. Bunu anlıyoruz. Bu kudreti acize düşünmek mümkün değil.
Yani sonsuz bu kudret. Sonsuz olmayan acize düşer. Sınırını geçtim, orada acize düşer. Ama sonsuzun üstü var mı ki? Yok. Bu acize düşmez. O zaman benim şuna varmam lazım. Onun yasalarına uymayan iman ve ubudiyetle, yani akidesiyle ve ibadetiyle. İmanla ubudiyetin ayrımını nasıl yapalım? İman, neye inanmamız lazım, neyi inkar etmemiz lazım. Bu bizim imanımızı oluşturur. Mesela Allah'ın varlığına iman ediyoruz ama iki tane olduğunu inkar ediyoruz. Yani iki tane olmaz Allah. Bir tane olur. Bak, hem kendi iç alanı var hem dışı var. Bazen diyorlar işte tekfircilik çok yanlış falan. Doğru. Hani tekfircilik sokağa düşmemesi lazım. Avamın ağzına düşmemesi lazım. Bu işlerin elbette bir raconu var. Bir nizamı, düzeni var. Hocaların, alimlerin, istikametli ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının elinde olması lazım böyle şeylerin dizginleri. Yani senin benim meselem değil bu. Biz de girmemeliyiz. Tehlikeli bir alan. Ama tekfir diye bir alanın varlığı hikmetlidir. Neden hikmetlidir? Çünkü dışı olmayanın içi de olmaz. Bakın, dışı olmayanın içi de olmaz. Biz nesnelerin nasıl tayin ediyoruz varlığını? Masa bu, mesela önümde sehpa var. Sehpanın üstünde bu cihaz var. İşte tripodun sınırı bitiyor. Sehpanın sınırı başlıyor. Dışını biliyorum, içini biliyorum. Böylece onları birbirinden ayırabiliyorum. Onlara var diyebiliyorum, ayrı ayrı varlık olarak isimlendirebiliyorum, tanıyabiliyorum. Eğer bu olmazsa onu ondan ayıramam, bunu bundan çözemem. Hepsi benim için bilinemez olur. Evet, bilinemez olur yani. Sınırı olmayan bilinemez olur. Sınırlarıyla tanıyoruz yani biz nesneleri. Hal böyle olunca ya din gibi bir şey ya bizim sonsuz hayatımızı etkileyen bir şey. O sonsuzlukta ne olacağımızı belirleyen şey. Yahu bunun sınırı olmaz mı? İnanılacakları ve inkar edilecekleri olmaz mı? O sınırları karıştıranlar hakkında hükümleri olmaz mı? Yani ya şeyin bile, normal devletin beşeri yasalarının bile sınırları var ya. Şuraya kadar diyor işte mazursun, bundan sonra şöylesin diyor mesela. Askerlik için atıyorum. Yaş sınırı var. Şu yaşa kadar mazursun, hiçbir özrün olmadan tecil ettirebilirsin atıyorum askerliğini. Bundan sonra tecil edemezsin diyor eğer bir mazeretin yoksa. Ya sınırlarla olur bu iş. Sınır olmadıktan sonra uygulamak nasıl mümkün bu yasaları? Hal böyleyken ya işte tekfircilik yanlış, kimseyi tekfir etmeyelim ama arkadaşım çok da acayip laflar dolaşıyor. Mesela işte adam diyor Kur'an diyor insan sözüdür. Şimdi bunu tekfir etmeyeceksin, ne yapacaksın? Alıp cebine mi koyacaksın yani bu adamı? Öpüp alnına koyacak halin yok yani. İlla o alanı tayin için bunu söylemek küfürdür, bunu söyleyen kafir olur demen lazım. Yoksa içi olmayanın dışı da olmaz ya. Dışı olmayanın da içi olmaz. Gibi gibi. Evet. İman budur. Ubudiyet de bunun gereğini yapmaktır. Yani bizim bir itikadımız var. Bu itikadın gereği olarak da davranışlarımız var. Bu ubudiyettir işte. Günahlardan sakınmak bunun bir parçası. Ameli salih diğer bir parçası. Edep bile bir parçası bunun. O bile yani bizim itikadımızla alakalı bir şey. İtikadımızın gereği olarak şekillenen bir şey. İşte büyüğe hürmet. Bunun işte diyorlar işte ataerkil falan filan. Ya aslında İslam'da büyüğe hürmet diye bir şey tanımlanmamış olsa kimse büyüğe hürmet etmez. İslam onu tanımlamış, bir alan tayin etmiş. İnsan hissediyor o alana girerse cıs olur. O yüzden hürmetini gösteriyor. Gibi gibi bunun gibi çok şey var. Ekmeğe hürmet, nimete hürmet bizde vardır. Mesela Hakan Çalhanoğlu muydu? Kafasını attılar, ekmek attılar veya pizza bir şey attılar yani tribünlerden. Geldi onları topladı, öptü, kenara koydu. Niye yaptı bunu? İmanından dolayı. Yaptığı ibadettir bak. Yaptığı ibadettir çünkü Allah'ın nimeti olan bir şeyin ayak altında kalmaması için yaptı onu. Bu aziz etti yani. Cenab-ı Hakk'ın ismini aziz bildi. Nimetini aziz bildi. Yaptığı ibadettir ama o ibadet itikadından beslenir. İtikadı bozuk olanın ameli de bozulur. İman itikat arasında, itikatla amel arasında böyle bir ilişki vardır. Evet, onun gayet ve makasidine karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasidi, maksatları, amaçları red ve tahkirle hakaret ederek mukabele eden ehli dalalete
sapkınlık ehline, dalalet ehline mücazaat, ceza vermesin diyor, mücazaat etmesin. Yani bunları yapamadıktan sonra öyle bir saltanatın hükmü olur mu? Kim sayar öyle saltanatı? Bunlar olmazsa hakkı verilmemiş olur saltanatın. Bir baba çocuğuna yanlış yaptığında ayarını vermiyorsa, doğru yaptığında da iltifat etmiyorsa, bu çocuğun üstünde ne hükmü kalır? Ona ne babalık denir yani? Baba dediğin zaman hani eskilerde şöyle içeri girdiği zaman herkes ayağa kalkacak. Ki yani ben mesela babamın vefatına kadar hep öyle yaptım. Elhamdülillah yani bize öyle öğrettiler çünkü. Gerek amcam olsun gerek başka bir büyük olsun. Yani bütün büyüklerimize bize öyle öğrettiler, öyle yapın diye. Girdiklerinde ayağa kalkardık. O girdiğinde uzanıyorsan otururdun, düzelirdin yani hemen bir saygı ifadesi bir şey yapardın. Ki bunlar neyi gösterir? İşte babanın saltanatını gösterir. Baba babaysa evlat da böyle olur yani. E Cenab-ı Hakk'ın saltanatı zaten kainatta görüyorsun sonsuz. O zaman bu saltanatın bir mükafatı, bir mücazatı olacak. Burada olmuyor mu? Mutlaka olacak. İleride olacak. Sonra da olacak. Bu saltanat affetmez yani. Kaçıp kurtulamazsın. Gözünden saklanamazsın. Ona kendini unutturamazsın. Sen kendini ne sanıyorsun ki böyle oradan kainatın, galaksilerin, güneşlerin, yıldızların kaçamadığı yasalardan, öyle bir saltanattan, öyle bir rububiyetten, gram yörüngelerinden sapamadan devam ettikleri yolculuklar bunun şahididir. Kur'an'da da biliyorsunuz yıldızların mı gezegenlerin yörüngelerine bir yemin var. Herhalde öyleydi yanlış hatırlamıyorsun. Kur'an'da geçen bir ayet var bununla ilgili. Tam hatırlayamadım ama galiba vardı. Bak yani o yörünge bile bir ders. Ya her şey yörüngesinde hareket ediyor. Sen kimsin böyle serseri serseri yaşayacağın da toprağın altına girip yatacaksın? Rahat rahat. Bırakırlar mı seni orada? Böyle bir saltanat seni kaçırır mı? Bak İstedat Peker gezip duruyor. Diyor adam anlatıyor kendisi mesela. Makedonya'ya kaçtım. Devlet diyor orada da buldu beni. Ukrayna'ya geçtim orada buldu. Şuraya geçtim orada buldu. Romanya'ya geçtim böyle oldu. Fas'a gittim öyle oldu. En son işte Birleşik Arap Emirliği'nde galiba en son. Oradan video çekiyor. Bak adam bunu anlatırken neyi anlatıyor? Türkiye'nin saltanatını anlatıyor aynı zamanda. Hani peşimi bırakmıyor diyor Türkiye. Türkiye onun peşini bırakmıyor. O oradan oraya, oradan oraya Birleşik Arap Emirlikleri'nde bile kaç tane şey değiştirdi. Mekan değiştirdi. Video çektiği yerlerden belli oluyor mekan değiştirdiği. Ya o öyleyken Cenab-ı Hak gibi muhteşem saltanat sahibi seni bırakır mı ya? Seni kaçırır mı? Sen bir de onun her şeyini inkar ediyorsun. Onu da inkar ediyorsun yani. Mesela diyelim ateist için. Allah muhafaza. Allah bizi onlardan elemesin de. Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyorsun. Deistler için. Nübüvveti, peygamberleri inkar ediyorsun. Veya başka sapkınlıklar. Eş koşuyorsun. Melekler onun kızlarıdır diyorsun haşa. İsa oğludur diyorsun haşa. Yani böyle yakıştırmalar. Yani Cenab-ı Hakk'ın gayretullahına böyle ifadelerin nasıl dokunduğunu Kur'an'daki beyanlarından anlıyoruz. Nasıl Cenab-ı Hak böyle haşmetle diyor, hani onlardan birisine diyor kız çocuk haber verildiğinde diyor suratı kararır. Ama diyor melekleri diyor kız çocukları diye Allah'a yakıştırıyorlar diyor utanmadan. Gibi gibi. Veya işte başka şirk ekollerinde sayalım. Sen böyle böyle iddialarda bulunuyorsun. Allah'ın mülküne ortak koşuyorsun. O yapmadı, şu yaptı diyorsun, iftira ediyorsun bir sürü şeyde. Senin peşini bırakacak. Öyle rahat rahat yatacaksın toprağın altında. Var mı öyle yani? Olmaz öyle yani. O öyle olursa saltanatı yalan olur ama saltanatı da yalan olamaz. Zaten kainattaki tecellisinden belli. Yıldızların, galaksilerin şahitliğinden tut. Atom altı düzene kadar belli. O saltanat tıkır tıkır işliyor. Yani ayağını denk al yani. Bu iş kolay bir iş değil. Bu papuç pahalı. Cenab-ı Hak bizi rahmetiyle, keremiyle, af-ı mağfiretiyle bağışlasın da inşallah cennetine fazl-ı keremiyle soksun. Yani cennet zaten onun ihsanı arkadaşlar. Amelle cennet kazanılmaz. Kimse ameline güvenmesin yani. Amelle olmaz bu iş. Düşünüyorum. Mesela namazımı düşünüyorum, orucumu düşünüyorum, başka başka işlerimi düşünüyorum. Ya hepsi tabii ki yani bizim umudumuz Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kabulü ama hepsi yaralı ya.
Hepsi yaralı. Namaza başlıyorsun mesela. Hadi bir rekat, iki rekat, üç rekat aklında tutuyorsun. Tamam namazdayım işte şunları yapıyorum falan diye bir şuur. Dördüncü rekatta hoppala kafa dağılıyor, başka bir şeye gidiyor. Bu zamanda özellikle bence işte bizim müptelası olduğumuz YouTube'dur, sinemadır, şudur budur, filmdir. Hayalimizi başka şeylerle beslediğimiz için kulluğun üzerinde hayalimizi tutamıyoruz. Hayal bizi alıp sürekli başka yerlere çekiyor, götürüyor. Yani bu namazdaki düşünceyle, oruçtaki düşünceyle, Kur'an'daki düşünceyle uzun süre muhatap olamıyoruz. Niye? Talimgahımız başka yer çünkü. İnsan neyin talimini yaparsa onu yapar. Yani diyelim bir adama siz okçuluğu öğretmişseniz, önüne ne diyelim oklava koyduğunuzda, yemek yap diye, hamur aç diye oklava koydunuz. Çok garip bir örnek oldu ama bu aklıma geldi şimdi. O tutar oklavayı da ok gibi atar mesela. Ona alışmış, onun eğitimini görmüş. Sen ona öbür şeyi öğretmemişsin ki. Veya adama dövüş öğrettin, karate öğrettin. Getirdin burada, çocukları sev dedin. Lan onu sevecek çocukları. Yani onun eğitimi dövmek üzerine. Herhalde onu gösterir. Büyük ihtimal. Yani neye de talim görüyorsak, yansıması hayatımıza onun oluyor. İşte bizim de müptelalıklarımız bir açıdan talimlerimiz. Cenab-ı Hak hayra kalbetsin, kusurlarımızı affetsin inşallah. Arkadaşlar aslında ikinci hakikate de gireyim diyordum ama ikinci hakikat uzun, 2,5 sayfa, vaktimiz de az kaldı yani. 10 dakika falan kaldı, hiç girmeyeyim ben o bahse. Birinci hakikatle iktifa edelim. İkinci hakikati inşallah daha sonraki derse borçlanalım. Orada onu hem okur hem de tefekkür ederiz. Tamamını bir derste bitiremezsek de ikinci derste, üçüncü derste bitiririz inşallah. Pekala, hakikatlere girdik elhamdülillah. Bundan sonra hakikatler bahsi. O da bir 30 sayfa falan sürüyor galiba. Ondan sonra da hatime bölümüne gelmiş olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak haşir şuuruyla yaşamayı ve o şuurla hayatımızı ahir zamanda ubudiyet dairesi içinde tutabilmeyi nasip eylesin. Zor imtihan. Ahir zamanda dinini tutmak, koru tutmak gibi diye hadis-i şerif bize haber veriyor. Hakikaten zor zaman ama en azından itikat dairesindeki savaşı bırakmamamız lazım. Evet, amelde çok kusurumuz var. Cenab-ı Hak onları da düzeltmeyi nasip etsin ama itikat dairesi kimliğimizin artık son cephesidir. İşte bu eserler onun orada savaşıyor. Cihadı oraya taşımış, orada müdafaa yapıyor. İtikat cephesini kazanırsak şunda umudumuz olur. Gün gelir amel gene düzelebilir. Ama itikat cephesini kaybedersek o amelden de artık umudumuz kalmaz. Cenab-ı Hak itikat cephesindeki bu cihadı Risale-i Nur'un elmas kınışları, topları, bombaları, füzeleriyle kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.